Gazi Bey'in biraz hikayesinden bahsedelim. Gazi Bey fırına, şu anki marka tesis adıyla İnebolu Gazi Bey fırına, ilk önce dedem başlamış. 1960'larda, 65'lerde İnebolu'da fırını varmış. Onlar fırını işletmişler rahmetli. Ondan sonra da biz kardeşim Ramazan Bey ile beraber 2005'te Ağlı'ya geldik. Ağlı'da fırın açtık. Daha sonrasında iş Allah'a şükür ilçedeki Ağlı'nın bize teveccühü. Ondan sonra da Kastamonu'daki işletmeyi Kastamonu'ya taşıdık. Kastamonu'nun da bize teveccühü çok güzel oldu Allah'a şükür. İşimiz de biraz rast gitti herhalde. Oradan itibarla Allah'a şükür şu an devam ediyoruz. Fırıncılık zor meslek. Fırıncılık gerçekten sebat isteyen, gerçekten sabır isteyen bir meslek. Yani gece uykusuzluğu bizim meslekte çok fazla. Çoğularının sürekli yapamadığı, belli dönemden sonra bıraktığı bir meslek. Şimdi bazen bir kere mesleğin başarılı olabilmesi için herhangi bir sektörde gerçekten işletmecinin başarılı olması lazım. Ben burada da bir iyi esnaf profili görüyorum. İyi esnaf profilinin oluşması için de aileden gelen eğitim, ailenin size kattıkları çok önemli. Bir de benim görüşüm ilk çalıştığınız iş yeri sizin hayatınızda çok büyük disiplin sağlıyor. Yani eğer iyi bir iş yerinde çalıştıysanız, iyi ortamda böyle ne bileyim güzel insanlarla çalıştıysanız işin yürüyüşüyle alakalı bu bizim şansımız. Ailede bir annemiz babamız sağ olsun bize her zaman mesela bu Ağlı'da başladığımız zaman babam oğlum teraziye dikkat edin dedi. Kul hakkına kesinlikle girmeyin dedi. Bu bizim babamın bize en büyük kattığı şeyden bir tanesi budur. Yani kesinlikle dürüstlük çok önemli bu meslekte. Bir de bu ilk çalıştığımız iş yeri biz İstanbul'da mesela şeyde çalıştık Sarıyer tarafında hiç unutmam. Hatta deprem zamanında oradaydık. 1999 deprem zamanında. Orası bize çok şey kattı. Çünkü gerçekten disiplinli bir ortamdı. İşletmeciliğin nasıl olduğunu oradan gördük. 18-19 yaşlarımızda. Çok uzun süre çalışmadık ama gerçekten çalışma hayatımda benim için orası çok hayatıma etken eden bir yerlerden bir tanesidir. Bunlar çok önemli. Ondan sonra sabrınız varsa, biraz da şansınız yaver giderse Allah'a şükür işler şeyine gidiyor, yoluna giriyor. Ağlı'dan sonra Kastamonu'ya geldik. Baştan bu işlerin bu kadar büyüyeceğini düşündük mü? Allah biliyor ya, düşünmedik yani. Niye şimdi biz hep baştan bunları biliyorduk, böyle yapacaktık falan demenin bir alemi yok. Ama yapmış olduğumuz iş, göstermiş olduğumuz özveri, bir de güvenilirlik çok önemli bizim meslekte. Yani sadece bugün ticaret yapmak adına değil de bir işleri uzun vadeli yapmak adına yapmak gerçekten insanların size geri dönüşünde vermiş olduğunuz cevaplar, kurmuş olduğunuz iletişim, güvenilirlik çok önemli. Yani bu Kastamonu'ya geldiğimiz zaman açık söyleyeyim ben ilk başlarda biraz zorlandık, zorlanmadık değil. Çünkü hakikaten kolay değil. Biz zaten fırıncıyız. Unlu mamuller işine girdik. İşte pastadır, baklavadır vesaire bunlara girdik. Haliyle biraz zorlandık ama nihayetinde onları aşmayı başardık. Allah'a şükür çok sabırlı. En büyük şeylerden bir tanesi de bizim işimizde başarılı olmamız. Biz burada üç kardeş çalışıyoruz. Ramazan Bey, ben ve Mustafa Bey. Sürekli istişare halindeyiz. Yani ben yaptım oldu, tek başıma karar verdim vesaire. Kesinlikle böyle bir işlere girmeyiz. İşte yeni bir ürün alınacak, yeni bir ürün denenecek, yeni bir demirbaş alınacak, bileyim şube açılacak, işte bir araç alınacak. Kesinlikle birbirimizin arasında çok iyi muhakeme ederiz. Ondan sonra o işi beraberce bir karar verip o şekilde alırız. Onun yanlış yaptığı yerde, benim yanlış yaptığım yerde sürekli birbirimizi frenleyerek yanlış yapmamasını sağlarız. Bu da başarılı olmamızda çok büyük etkenlerden bir tanesi. Kastamonu'ya geldiğimizde önce Olukbaşı'ndaki kendi dükkanımızı açtık. Daha sonra Nasrullah'ta bir şube açtık. Ondan sonra 2017 yılında da Tosyalı şubemizi açtık. Şu an Nasrullah şubemizi kapattık. Tosyalı'nda tekrar bir tane büyük bir imalathane ile beraber
3 şubeyle beraber devam ediyoruz yolumuza. İmalathanemiz de gayet güzel, gerçekten hayal ettiğimiz gibi, istediğimiz şekilde hizmet vereceğimiz noktada. Büyük de bir imalathane oldu. Ondan sonra temizlik, hijyen bakımından çok rahat çalışabileceğiniz, ondan sonra kapasite bakımından çok rahat kapasiteye cevap verebilecek şekilde. Ondan sonra aynı zamanda imalathanemizin önünde satış tezgahımız da var. Oradan da bir taraftan fabrikadan halka gibi satışlar yapıyoruz. Geri dönüşler çok güzel. Yani bilmiyorum, Kastamonu'nun bize teveccühü şu an için gerçekten çok güzel. Biz mutluyuz. Bu geri dönüşler bizi mutlu ediyor işin açığı. Daha da ilerleyen dönemlerde, daha da bilmiyorum, biz yeniliği seviyoruz inşallah. Belki birkaç farklı bir şeylerle, belki başka bir şubeyle de devam edebiliriz. Yani özellikle işletmecilik noktasında her konuda mütevaziyiz Allah'a şükür. Ama işletmecilik noktasında biz üzerimize düşeni yaptığımızı düşünüyorum. Yani bu konuda Allah'a şükür çok iyi yetiştiğimizi, yani gerçekten bir Kastamonu'ya değer kattığımızı düşünüyorum.